appetite. Don't leave me here high and dry. Arkadaşlar selam. Bakın turistler, bizim gibi turistler kafalarını bayağı eğerek köprünün altından geçiyorlar. Çünkü çok alçak. Evet. Evet, Kolmar'dayız. Şimdi geldik. Böyle burayı geziyoruz. Çağlar'cığımla. Merhaba. Günaydın arkadaşlar. En son sizi Almanya'daki otelin bahçesini gösteriyordum. Orada bir gece konakladıktan sonra Fransa'ya, Kolmar'a geçtik. Burada 2 saat bir vaktimiz var. Şimdi etrafı keşfediyoruz. Çok tatlı yapıların olduğu bir yer burası. Yani orta çağdan kalma bir kasaba. Her yer rengarenk, özellikle Noel zamanlarında aşırı renkli ve cıvıl cıvıl oluyormuş. Her yeri ışıklandırıyorlarmış, giydiriyorlarmış komple. Şekerlemeler, işte Noel renkleri vesaire. Noel pazarları kuruluyormuş burada, çok güzel oluyormuş. Ama şimdi bile çok güzel. Hava bir tık soğuk, o yüzden böyle gezerken... Bir tık mı? Kaç derece şu an? Bakıyorum, ben de merak ettim şimdi orada konuşunca. Arkadaşlar, hava şu an 11 derece gösteriyor ama yani gölgede daha soğuk hissediliyor. Gece 2 dereceymiş. Gece 2 derece, evet. Sabah da öyleydi. Bayağı soğuktu. Biz çok kalın kıyafetler almadık yanımıza. Çünkü hava durumuna baktık. O kadar soğuk göstermiyordu. Neyse arkadaşlar, şöyle biraz size etrafı göstereceğim. Çok tatlı kafeler, meydanlar, alanlar var. Biz de böyle güzel bir kafe arıyoruz oturabileceğimiz. Şöyle biraz gezelim, size de göstereyim. Burası Küçük Venedik diye geçiyor arkadaşlar. Küçük Venedik sokakları. Gerçekten de Venedik'e benziyor. Böyle kanalları olsun, etrafında konumlandırılış şekli olsun. O yüzden burasının adı Little Petit Venice diye geçiyor. Çok da tatlı. Şöyle bakın etrafa. Şimdi sabah saatlerinde olduğumuz için çok bir kalabalık yok. O yüzden rahatça gezebiliyoruz. Bakın böyle insanlar gondollarla tur yapıyorlar. Arkadaşlar bakın, görüyorsunuz, burası Little Venice diye geçiyor. Daha ilerileri. Şimdi burası da şehrin gümrük kapısıymış. Eskiden buradan giriş çıkışlar oluyormuş. Tam karşımız. Şimdi tabii ki o şekilde kullanılmıyor. Ama şehri ortadan ikiye ayıran kapı burasıymış. Önceden. Ve etrafında da görüyorsunuz böyle kafeler, restoranlar var. Biz de şimdi güzel bir kafe, restoran bakıyoruz. İçeride oturabileceğimiz, daha sıcak olabilen bir yerler bakıyoruz ama binaların süslemelerine bakar mısınız? Yani burasını yılbaşına düşünemiyorum. Çok gerçekten tatlı oluyordur. Görmüştüm videolarını. Gerçekten güzel oluyormuş. Şöyle mesela şurada fırın gibi bir şey var. Kruvasancı. Orada oturacak bir yer var. Oranın içi yok gibi. Sadece alıp take away sanırım. Bakın binaların süslemelerine. Burası da bir pizza restoranıymış ama şu an kapalı. San Martin. Casino. Casino Shop. İleride de katedral var. Orayı da göstereceğim size. Notre Dame Katedrali var. Şöyle tatlı tatlı süsler var, görüyorsunuz. Çanlar çalıyor. Saat kaç? 12. Katedral, buluşacak mısın katedral? Evet. Onlar. Bak, katedral burası çok yakın o zaman. Excuse me. Thank you.
arkadaşlar, biz burada şunu fark ettik. İnsanlar gerçekten sporu kültürleri haline getirmişler. Yani herkes sabah akşam işten sonra parklarda koşuyorlar, yürüyüş yapıyorlar. Gerçekten yani şöyle mesela dönüş yolunda görüyoruz. İnsanlar koşuyorlar, spor kıyafetlerini giymişler. Gerçekten bütün halk böyle sporunu disiplinli bir şekilde yapıyor, onu fark ettik. Yani her bölgede mesela İsviçre'de, Fransa'da, Strasbourg bölgesinde, aynı şekilde burada. Yani hep parklarda koşan insanları görüyoruz sürekli. Alanları var tabii. Yürüyüş yolları güzel. O yüzden güzel bir şekilde sporlarını yapıyorlar. Burada Starbucks bulduk bir tane. Gösterdim. Sandviç yedik, çok güzeldi. Çok güzel mekanlar da var ama dış kısımda olduğu için hep oturma yerleri. Biz biraz üşüdük diye Starbucks'a girdik, öyle bir şeyler yedik, içtik, ısındık. Şimdi yine Colmar'ı geziyoruz. Şöyle size göstereyim. Çok tatlı arkadaşlar bu kasabaya, bayıldım. Baksanıza camlara. Şöyle. Bayağı tatlı. Böyle küçük dükkanlar var kanalların üzerinde. Sakin bir kasaba. Tam fotoğraf çekmelik bir yer. Şimdi az önce Starbucks'a girmeden önce fotoğraf çekildiğimiz bir yer vardı. Oraya gidiyoruz. Orasının da manzarası çok güzel, göstereceğim size. Oraya doğru gidiyoruz. Bakın arkadaşlar, geldik. Şurada fotoğraf çekilmeyi düşünüyoruz. Kalabalık biraz dağılırsa. Burası da arkadaşlar şehrin Notre Dame Katedrali. Notre Dame neymiş? Bu kutsal Meryem Ana'ya atfedilen bir isim olarak geçiyor. O yüzden Notre Dame Katedrali diyorlar. Mesela Strasbourg'da da Notre Dame Katedrali vardı. Şehrin en merkezi yerinde. Burası da aynı şekilde Colmar'ın Notre Dame Katedrali'ymiş. Ve yine gotik mimariye sahip. Görüyorsunuz, bayağı da yine ihtişamlı duruyor. Şöyle göstermek istiyorum detayları. Yine devasa bir katedral söz konusu, görüyorsunuz. Bakın, o kadar yüksek ki. Karşımızda şu şekilde. Selam arkadaşlar. Biz semt değiştirir gibi ülke değiştiriyoruz. Az önce Colmar'daydık. Şimdi İsviçre'deyiz. Burası Schengen Birliği'ne bağlı ülkeler olduğu için Fransa, Almanya, İsviçre, İtalya, biliyorsunuz. Yani semt değiştirir gibi ülke değiştirebiliyorsunuz. Sıkıntı yaşamıyorsunuz eğer Schengen vizeniz varsa. Az önce dedim ama yaklaşık 2 saat bir yol geldik. Biraz ses olabilir arabalardan. Yaklaşık 2 saat yol geldikten sonra Colmar'dan sonra İsviçre'nin Bern
Zürich şehrine geldik arkadaşlar. Yani İsviçre'ye girdiğiniz an zaten anlıyorsunuz bence. Çok farklı, her yer daha yeşil. Bern şehrinin simgesi bu bildiğimiz Toblerone çikolatasının İsviçre'de üretilmesi ve üzerinde ayı resmi vardı biliyorsunuz. Ama artık İsviçre'de bu yasaklanmış, yani İsviçre'nin yaptığı bir Made in İsviçre olduğu için artık ayı resmini kullanamıyorlarmış Toblerone çikolatasının üstünde. Ayağım, ayakkabım. Arkadaşlar, Arn Nehri'ymiş. Nehrin ismini bulamadık ya bir türlü. Arn Nehri'ymiş. Şu an bir kişi nehirde yüzüyor. Ama şu an hava hiç soğuk değil. Çok tatlı. Güneş batmadan burada fotoğraf çekmemiz gerekiyor. Ne? Telefonu çıkardım. Nehirden çıktık, yüzdük biraz. Biraz yüzdükten sonra şehirde yürümeye başladık. Nehirden çıktık. Arkadaşlar şimdi yukarıya doğru yürüyoruz. Bakın, burada ayı parkı varmış. Evet, burada bisiklet süren herkes gerçekten kask takıyor. Ve herkes spor yapıyor. Akaretlere şimdi benziyor biraz. Bir 5-10-15 katı olabilir akaretlerin. Çarpı 12. Güzel bir cadde. Değil mi? Her yerde yüksek araba. Çok güzel bir cadde. Gerçekten evet, güzel arabalar. Şöyle biraz. Hemen bir çek. Arkadaşlar diyorum ki böyle biraz yürüyorken size biraz İsviçre'den bahsetmek istiyorum. Sesim geliyordur umarım. Şimdi İsviçre biliyorsunuz ki ne? Kestik. İsviçre feodal sistemle yönetilen bir ülke olduğu için başkenti yok arkadaşlar. O yüzden bağımsız ve hiçbir şekilde savaşlara, işte savaş oluşturabilecek riskli şeylere katılmayan bir ülke. Ama buna rağmen İsviçre'nin silahlanması, işte savaş gücü çok yüksek. Yani sanki her an savaşa katılacak gibi ileri seviyede sığınakları mevcut. Mesela her evin altında sığınaklar varmış. Çok tuhaf değil mi? Yani hiç böyle bir riski yokken sonuna kadar kendini koruyan bir ülke. Silahlanma konusunda çok ileri seviyede olan bir ülke. Arkadaşlar neden İsviçre en zengin ülke? Burada aylık ortalama gelir 4500 frankmış. Mesela yeni mezun bir doktor da 70 bin frank kazanıyormuş aylık. İhsan. Aylık 70 bin mi? Evet. İhsan yalnız. İhsan buraya gel. Gel bizi de kurtar. Aynen. Yani çok iyi değil mi? Acaba buraya gelmek zor mu? Yani denetimliyiz. Doktor olarak. Evet, zormuş. O yüzden de refah seviyesi çok yüksek. Ama aynı zamanda da nüfusu az. Yani bizimki gibi yüksek bir nüfus yok burada. Ortalama gelir seviyesi yüksek ama çalışma saatlerini soracak olursanız haftalık 32,5 saatmiş arkadaşlar çalışma saatleri. Çok güzel değil mi? Mesela finans anlamındaki dünyadaki bütün bankaların merkezleri İsviçre'deymiş. Evet, mesela CERN gibi. O yüzden de bütün yatırımlar ve gizli işler İsviçre'de üretiliyor. Tıbba ait, işte fiziğe ait, bizim bilmediğimiz, ortaya çıkarılmayan her şey İsviçre'de yürütülüyor ama habersiz bir şekilde, yani bunu açıklamıyorlar kimseye. Az önce gösterdiğim saat şehrin simgesiymiş arkadaşlar ve astronomik bir saatmiş. Bakın üstünde yengeç, işte bir takım hayvanlar var. Bir
Bir de arkadaşlar İsviçre'de alkol tüketimi çok fazlaymış. Allah Allah. Evet, alkol tüketimi çok fazla olduğundan bu rehabilitasyon merkezlerinin sayısı da yüksekmiş. Bir de İsviçre'de ötenazi yasalmış arkadaşlar. Yani ötenazi nedir? Ben kendimi öldürmek istiyorum. Bu. Evet, doğru. Bu da şeymiş yani, yasalmış. İstediğiniz zaman gidip böyle bir karar alabiliyormuşsunuz. Ama İsviçre'de alkol tüketimi evet çok fazla ama suç oranı yok arkadaşlar. Olmadığı için hapishane de yok denecek kadar azmış. Hatta yokmuş. Öyle söylüyorlar. Ama ne kadar tuhaf değil mi? Hani şöyle düşünürler ya normalde. Tren geçti de. Trende şu elektrikli otobüsler. Hani şöyle düşünürler ya normalde. Alkol içiliyorsa orada karışıklık olur, bir şey olur, kötülük olur. Ama arkadaşlar burası alkolün en çok tüketildiği ülke. Ama suç oranı yok. Ne diyorsun buna? Güzel. Çok güzel. Değil mi? Darısı Türkiye'ye. Değişik. Şimdi İsviçre hakkında size başka. Bir de arkadaşlar benim çok sevdiğim şey de burada. İsviçre'de her hayvanın hakkı varmış. Yani her hayvan hakka sahipmiş. İnsan gibi düşünün. Ve şunu söylemek istiyorum. Efendim? Bir de son bir genel kültür bilgisi olarak İsviçre'de 130 bine yakın Türk yaşamaktaymış arkadaşlar. Sayımız bu kadar. Şimdi genel kültür saatimiz sona ermiştir. Artık bundan sonra biraz geziyoruz. Burada 2 saat bir vaktimiz var. Yemek yiyeceğiz. Biraz yine size etrafı göstereceğim. Sonrasında otelimize geri dönüyoruz. Bu gece nerede konaklayacağız? Buraya çok... Cenevre'de konaklayacağız. 2 saat yol gideceğiz arkadaşlar şimdi. Bilmiyorum yani çok uzak otel değil mi? Evet, uzak. 2 saat gerçekten. Çok uzak. Bayağı neyse, geçmişim. Neyse. Şimdi kendimize böyle yemek yiyecek güzel bir mekan bakıyoruz. Umarım sesim geliyordur. Burası arkadaşlar bu yürüdüğümüz cadde. Size konuşurken böyle etrafı gösterdiğim cadde. Eski kentmiş ama burası Bern'de şöyle yapmamışlar. Hani surlarla çevrili olur ya, kullanılmaz eski kentte yaşam olmaz, sadece yeme içme falan olur. Burası öyle değil. Eski şehri aktif bir şekilde şu anda kullanıyorlar gördüğünüz gibi. Her yer yani ev, otel, iş yeri, restoran şeklinde kullanılıyor. Bayağı aktif. Yani şurası çok güzel. Şurası ne acaba? Şurası. Şuraya bir bakabilir miyiz? Şurası neymiş? Tamam, arkamda bulunan şu mavi kubbeli yer. Etrafımızda çok güzel yerler var arkadaşlar. Şöyle size de göstereyim. Şimdi şu uzaktan gördüğüm yapının yanına doğru geliyoruz arkadaşlar. Bayağı yine burası devasa bir yer. Bakın. National Bank yazıyor Çağlar şu karşısı. İsviçre Bankası. Burası mı? Hemen bir arkadaşlar biz Google'layalım buralar neresiymiş, ne meydanıymış. Kafe Federal yazıyor. Burası demek ki yönetimle ilgili bir yerler olabilir mi? Evet, olabilir. Arkadaşlar burası İsviçre'nin Federal Sarayı'ymış. İsviçre Federal Sarayı'ymış ismi. Saray yani. Sarayda neler yapılır? Bizim şey gibi mi acaba? Beyaz Saray gibi mi Çağlar? Burada mı yaşıyorlar? Çağlar diyor ki bugün diyor burada bir şey olacak galiba. Birisi drone uçuruyor. Şurada kameramanlar var. Dedim ben de belki önemli birisi vardır içeride. Onu bekliyorlardır. Yine baka baka doyamadığımız bir yapı. Ya burası devlet binası arkadaşlar. Düşünün yani devlet binası. Ah.
Arkadaşlar biz bu sarayın hemen karşısındaki yolda, caddede böyle sıra sıra size gösterdiğim restoranlardan birine oturduk. İtalyan bir restoran. Bir tane margarita söyledik çünkü çok aç değildik. Ortadan bölmüşler. Teşekkür ederiz. Güzel olmuş böyle. İki servis yapmışlar. Bir de yanına böyle rose söyledik. Şimdi bunları yiyoruz. Güzel görünüyorlar. Size de göstereyim. Post çektim. Çok güzel oldu. Çağlar'ı da çektim. Bayıldı. Hemen paylaştım. Şöyle gösterelim. Masamızda böyle küçük bir masa. Böyle arkadaşlar. Şöyle bakın, hemen caddenin yanındaki restoranlardan bir tanesine oturduk. Neymiş adı? Santa Luca. Böyle şey, sıra sıra bakabiliyorsunuz. Bütün restoranların önlerinde menüleri oluyor. Ben de baktım hani ne var yiyebileceğimiz gibisinden. Zaten bütün restoranlarda neredeyse pizza oluyor, margarita oluyor. Burada da vardı. Şimdi burası bayağı boş. Akşam saatlerinde doluyor diye düşünüyorum. Bugün de burada şey, çiçek pazarı varmış sanırım. Şöyle mis gibi kokular geliyordu geçerken etrafından. Böyle şimdilik restoranlar bayağı boş. Arkadaşlar bir tane margarita pizza, iki kadeh şarap, 32 İsviçre frangı tuttu. Bilgilendirme amaçlı söylemek istedim. Restoranın içine girdik. Çok tatlıymış ya burası. Baksanıza, size de göstereyim. Şöyle merdivenlerden indik yukarıdan. Lavabo kısmı bu şekilde, tablolar koymuşlar. Şurada böyle çocuklu aileler için herhalde bir alan yapmışlar. Alt değiştirme alanı. Şurada da bir ayna var. Böyle. Güzel. Restorandan kalktık. Şimdi hava da kararmaya başladı biraz. Ama hava çok taze ve temiz. Evet, çok güzel gerçekten. Şimdi buradaki vaktimizin sonuna geliyoruz arkadaşlar. O yüzden otobüse doğru gidiyoruz. Çok güzeldi ama. Pizza şarap yaptık, gördünüz. Şimdi artık buradan ayrılıyoruz. Otelimize doğru yola çıkıyoruz. Çağlar diyor ki, şimdi dönüş yolundayız arkadaşlar. Sokağı bir gösterin insanlar. Düşünsene diyor burada yaşadığını. Çevir kamerayı. Çeviriyoruz, tamam. Sokağı çevir. Dokuyor bir bank. İnsanların tazeliği bir bank. İnsanların tazeliği arkadaşlar. Evet. Alt metinler. Çünkü insanlığın mutsuz bir suratı yok. Herkes mutlu. Çağlar diyor ki, kızlar diyor ne kadar güzel diyor. Çağlar diyor burası İsviçre. Güzeller tabii, sarışınlar, mavi gözlüler, hepsi gerçekten uzun boylu. Uzun boylu güzel insanlar. Ya yani ırk güzel. Çağlar bayağı şaşırdı. Ne kadar güzel insanlar diyor burada. Herkes bisiklet sürüyor abi. Herkes bisiklet sürüyor. Bizim arabaya binmiyor burada. Evet, bence arabalar gerçekten çok değil. Bisiklet çok. Burada o kültür var. Her seferinde söylüyorum ama gerçekten bisiklet sürenler çoğunlukta arkadaşlar. Ve kask olmadan kimse kask bisiklet var. Sürmüyor. Herkes de scooter sürenler, bisiklet sürenlerin hepsinde kask var. Bir de az önce şey gördü Çağlar, işçiler bir şeyler yapıyordu burada. Onarım bir şeyler yapıyordu. Tadilat. Çağlar diyor ki, hayal diyor ne kadar çok dikkatli giyinmişler diyor. Her taraflarını sarmışlar, baretlerini takmışlar. Bayağı şaşırdı. İş güvenlik asansörü. İş güvenlik asansörü falan var. Çağlar bayağı şaşırdı buna. Niye canım, Türkiye'de yok mu? Türkiye'de bir tane merdiven üstüne çıkıyorsun. Hemen 5 dakikada bitirip çıkıyorsun hemen. Gerek yok. Ya. Bizimkiler şipşakçı, ne varmış yani. Hızlı, kolay kolay yapıyorlar arkadaşlar. Bak, bir tane çocuk gördük. Bayağı kazaklı, gri. Bayağı yakışıklıydı. Bir de ben şeyde bir çocuk gördüm Çağlar. Kolmar'da. Evet, çocuk gördüm, film setinden fırlamış gibi böyle ayakkabılarını giymiş, tık 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 tık. Dedim Çağlar, bir bakar mısın salına? O kim? Acaba bir ünlü mü?
Böyle bayağı güzel ve özenli giyinmişti. Canım şimdi iş çıkış saati. Abi kültür yok. İş çıkış saati. İnsanlar böyle arkadaşlarıyla buluşmuş, sevgilileriyle buluşmuş. Bir yerlere gidiyorlar böyle yemek yemeye, kahve içmeye. Öyle yani. Ay bakın. Böyle biz de böyle Eskişehir bölgesinden yürüyoruz. Old City bölgesinden yürüyoruz otobüsümüze doğru. Arkadaşlar size bahsetmiştim ya buradan yürürken sığınaklar var her binanın altında diye. Bakın bunlar. Bakın şöyle. Mesela burası bir dükkan. Mesela şurada da aynı şekilde bakın. Şöyle. Hepsinin altında sığınaklar var. Burada da aynı şekilde. Bakın şurada gördünüz. Mesela buraları bazı market yapmış. Aktif olarak kullanıyor gördüm çünkü açmıştı o kapağı Çağlar. Orası marketti mesela. Einstein'ın. Bak mesela şurası. Aa size burayı göstereyim arkadaşlar. Burası Einstein'ın. Einstein hayatının bir dönemini Bern'de geçirmiş. İsviçre Bern'de. Burası da eviymiş. Burada yaşamış. Tam Old City çoğu bölgesinde. Evet, çoğu buluşlarını burada gerçekleştirmiş. Burada yaşamış. O yüzden Bern'ü önemli kılan özelliklerden biri de Einstein'mış. Evet. Onu da dipnot olarak belirteyim. Şöyle giderken de size akşamüstü Arn Nehri'nin şöyle bir güzel manzarasını göstermek istiyorum. Şu çatılara bayıldım ya arkadaşlar, baksanıza. Çok yüksek ama burası. Çanlar da çalıyor. Çok tatlı bir hava var. Kuş cıvıltılarıyla. Bern'den ayrılıyoruz arkadaşlar. Güzel bir gündü. Selam, biz odaya geldik, otelimize geldik. Yaklaşık 2 saat sürdü, hatta daha fazla sanırım. En son neredeydik onu unuttum. En son Bern'de bırakmıştım sizi. Bern'den sonra 2,5 saat ya da 3 saat mi yol geldik. Otelimize gelmek için Fransa'ya geldik bu arada. Otelimiz Fransa'nın hangi ismiydi unuttum çünkü o sıra uykuluydum falan, hiç bakamadım yola. Şimdi size şöyle bir küçük odayı göstermek istiyorum arkadaşlar, buradaki otelimizin odasını göstermek istiyorum. Şöyle kapıdan başlıyoruz. Burası girişimiz, yine büyük bir oda bence. Gayet yeterli. Hani girince ferah. Burada bir aynamız var. Yine yatak çift kişilik değil. İki yatağı böyle birleştirmişler. Ama dünkü otelimizin yatakları çok rahattı. Bu şekilde şöyle komodinler koymuşlar. Küçük, gayet tatlı olmuş. Duvarı da bu şekilde dekor etmişler diyeyim. Burada Çağlar'cığımız var. Çok yorulmuş herhalde. Sonrasında şuraya valiz koymak için bir alan yapmışlar. Güzel o. Orada açarız valizimizi. Yine burada bir çalışma masası var. İki tane de sandalye koymuşlar. Yine burada da bir makyaj aynası var. Bu iyi ki var yani. Çok lazım oluyor yoksa. Bu her otelde olmuyor maalesef. Bunun olması iyi olmuş. Sonrasında şöyle bir açık bir dolap koymuşlar. Bu da yeterli bence. Bir de banyosuna bakalım. Banyosu hemen kapı girişinde. Şöyle ışığını açalım. Bakalım birlikte. Banyosu da güzel arkadaşlar. Fena değil. Kurutma makinesi var. Havlusu var. Evet, güzel. Kırmızı tonlarında. Gayet kullanışlı bir banyo arkadaşlar, görüyorsunuz. Havlularımız var, evet, süper. Duş da gayet temiz ve büyük görünüyor. Süper. Güzel burası. Burayı da beğendik, şükürler olsun. Çünkü böyle her turda her otel güzel ve bakımlı olmuyor. Biz mesela Balkanlara gittiğimizde Bosna Hersek'te bir otelde kalmıştık arkadaşlar. Otel şey gibiydi, böyle hangi bir içi. Böyle çok eski bir oteldi. Ve şeydi yani, nasıl diyeyim,
pis otel, böcek falan görmüştüm etrafta, bütün gece uyuyamamıştım yani, korkudan zorla böyle uyumaya çalışmıştım. O yüzden otel güzel. İki gündür otelimiz güzel. Bu otelde iki gece konaklayacağız bu arada. Yarın yani valizlerle çıkmıyoruz. Bu otelde iki geceyiz. Yani yarın rahatız. Yarın valiz toplayıp çıkmıyoruz otelden. O yüzden güzel arkadaşlar. O zaman ben yine size şimdi iyi geceler diyorum. Bugünü artık burada bitirelim. Yarın görüşüyoruz. Yine sizin için bir saniye, bizim için çok şeyler. Şimdi üstümüzü değiştireceğiz. Yine duşa gireceğiz. Valizleri açacağız. Öyle. O zaman yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye. Yanlış kapattım. Orada. Günaydın arkadaşlar. Şimdi sabah oldu. Hazırlandık. Nasılsın? Kahvaltımızı yaptık. Yani kruvasan ve kahve. Bilmiyorum. Otelin önündeyiz şimdi. Otobüse bineceğiz. Otelimizin ismi de Ace diye yazılıyor. Yani nasıl okunuyor bilmiyorum. Fransa sınırları içerisindeyiz şu an. Öyle. Size böyle bir etraf göstermek istedim. Günaydın demek istedim. Ben sana bir şey söyleyeyim. Günaydın. Günaydın. Öyle giyim arkadaşlar. Dolacağım biliyorum. Ama öyle giyim. Çok incesin. Evet. Kesin üşüyeceğim. Hava soğuk oluyor çünkü akşama doğru. Sabah saatlerde de erken saatlerde de soğuk nasıl oluyor. Olmuş? Sen. İşte idare eder. Bunu da yanımıza alıyoruz arkadaşlar. Otobüse bırakıyoruz. İçinde işte şemsiye, işte şarj kabloları. Atıştırmalık bir şeyler. Bunu da yanımda taşıyorum çünkü bu çok ağır oluyor. Bütün tur boyunca bunu taşıyamam. Öyle. Şimdi saat 8 ama bakın burada daha hava aydınlanmadı. Ama şu an havanın derecesi iyi. Kaç derece? Bakayım. Otelimizin 12 derece hava. Otelimizin ismi de Ace diye yazılıyor ama nasıl okunuyor bilmiyorum. Fransa sınırları içerisindeyiz. Şimdi buradan Cenevre'ye geçeceğiz. Orada güzel yerlere gideceğiz. Açacağım, göstereceğim, anlatacağım. Bakalım arkadaşlar, orada görüşürüz. Bay bay.